bomb the shit out of her. I don't care. I don't care. Özgürlüğün ülkesi, adaletin temsilcisi, teröristlerden kurtar bizi. Peki gerçekten öyle mi? 2019 Kasım ve 2020 Ocak arasında aralarında Amerikalıların da bulunduğu tam 25 farklı ülkeden 49 bin insanla yapılan Trafalgar araştırması farklı şeyler söylüyor. Katılımcıların %76'sı Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın gidişatını olumsuz etkilediğini söylüyor. Araştırmayı detaylandıran makaleye göre olumsuz gidişatın en önemli nedeni ise tabii ki savaştır. Evet, Amerika Birleşik Devletleri son 50 yılda 50'yi aşkın askeri operasyona katıldı ve bu her yıl için birden fazla operasyon anlamına geliyor. Vietnam, Irak ve Afganistan gibi tüm dünyanın bir fiil canlı yayında takip ettiği savaşları düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'dan çıktığı zaman ardında toplam 400 bin aşkın ölü ve 1,5 milyona yakın yaralı bırakmıştı. Evet, orada 2 milyon insan ya öldü ya da yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 20 Mart 2003'te girdiği Irak'ta 8 yıl boyunca tam 7500 sivil öldürüldü. Bu istatistiğin içinde askerler yok. Sadece hayatını kaybeden sivillerden bahsediyoruz. Ve Afganistan. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a girdiğinde yaşıyor olan tam 40 bin insan Amerika oradan çıktığında ölüydü. Afganistan'da yaşananlar yalnızca ölümle de sınırlı kalmadı. On binlerce insan evlerini terk etmek, kendine ait coğrafyadan kilometrelerce uzağa sürüklenmek zorunda kaldı. Bahsettiğimiz üç büyük savaşa Kuveyt, Bosna, Pakistan, Granada, Haiti, Libya ve Panama gibi çok sayıda uzak ülkeyi de ekleyebiliriz. Amerika'nın savaşlarla inşa edilen tarihi, insanların Amerika'ya karşı sahip olduğu sevgisizliğin de bir numaralı mimarı. Savaşların kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verdiğini de düşündüğümüzde, gücünün neredeyse tamamını öldürdüğü insanlardan alan bir ülkeyle karşı karşıya kalıyoruz. Peki Amerika Birleşik Devletleri yalnızca savaş çıkardığı için mi seviniyor? The United States and our allies have prevailed. Analiz platformu Real Clear Politics'in verileri durumun yalnızca savaşla sınırlı olmadığı konusunda oldukça net. Analizler, Amerika'nın sevilmemesi için geçerli ikinci büyük nedenin ırkçılık olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri kurulduğundan bu yana hep ırkçılıkla anıldı. Herkesin gözü önünde boynu çiğnenen George Floyd'a kadar Amerika girdiği her ırkçılık sınavından zaten kalmıştı. Biraz daha detaylandıralım. Amerika'da ırkçılığın temeli kolonicilik dönemlerine dayanıyor. O süreçte siyahlar üzerinden başlatılan kölelik dalgası 19. yüzyılın sonlarına kadar son sürat devam etti. Yasalarla güvence altına alındığı her fırsatta vurgulanan kölelikten çıkış ise asla gerçekleşmedi. 1955'te Rosa Parks isimli siyahi bir kadın otobüsteki yerini bir beyaza vermediği için tutuklandı. Ondan 7 yıl sonra James Meredith girdiği sınavda en yüksek puan almasına rağmen sadece siyahi olduğu için hiçbir Amerikan üniversitesine kabul edilmedi. Siyahi hakları savunucusu olduğu için evinin önünde öldürülen Evers'tan polis şiddetiyle hayatını kaybeden Rodney King'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin kurumsallaşmış ırkçılığıyla binlerce farklı insan ve düşünce hep karşı karşıya kaldı. Brutal murder of Medgar Evers came as shocking and tragic news to all people of goodwill. I think this reveals that we still have a long, long way. Amerika Birleşik Devletleri işkenceye karşı tutumuyla da birçok insanın ülkeye karşı düşüncesini olumsuza çevirmesine yardımcı oldu. Guantanamo başta olmak üzere çok sayıda kamp Amerika'nın utanç hatıralarının merkezi oldu. Ülke yönetiminde söz sahibi olan herkesin bir şekilde dahil olduğu insanlık dışı tutumlar Amerika Birleşik Devletleri ismiyle büyük oranda özdeşleşti. Peki Türkiye'den Amerika'ya bakış nasıl? Araştırma şirketi Areda Survey'in Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkileri ele alan çalışması bize çok sayıda ipucu veriyor. Araştırmaya katılan 2100 kişinin %35.5'i Amerika Birleşik Devletleri'ni güvenilmez olarak tanımlarken %32.8'lik bir grup orası için sömürgeci ülke tanımını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri bizim düşmanımızdır diyenler ise %12.4 seviyesinde. Özetle Amerika Birleşik Devletleri çok sayıda farklı nedenin bir araya gelmesiyle en sevilmeyen ülkelerin başında geliyor.
Uçurtma avcısından bir pasajla bitirelim. Amerika benim için anılarımı gömeceğim bir yerdi, babam için ise anılarının yasını tutacağı yer. Bomb the shit out of her.